Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometri tekrar derslerinden 16.'sının çekimini yapacağız. Yani 16.'sında ne yapacağız arkadaşlar? Çemberin analitiği konusunu tekrar edeceğiz. Şimdi çemberin analitiğinde arkadaşlar e, öncelikle şunu söyleyeyim ben size. Yani şey anlamında kitaplardan böyle soru çekemedim. Çünkü ağacın ara sınıf kitabında biliyorsunuz 12. sınıflarda olduğu için ara sınıf kitabından soru falan bulamadım. Yani karşınıza sorularla çıkmış olsaydım, kitaptaki sorularla çıkmış olsaydım tanıdığınız sorularla çıkacaktım. O yüzden e, çok da şey yapamadım, etik bulamadım yani bunu. E, çoğunluğunuz eski konu anlatımımı izlememişsinizdir. Eski konu anlatımındaki belli başlı sıra, oradaki sıra zaten çok önemli. E, ona göre şey yaptım, eski geçen seneki yani 2019 sayfayı hazırladım ee, oradaki çember analitiği ya da 2018'deki çember analitiği e, konu anlatımındaki soruları koydum arkadaşlar buraya. Daha öncesinde işlediyseniz sadece tekrara bakın. O soruları da tekrar anlamında şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Çözebilirsiniz. Ve bence Sınav anlamında şuradaki sorular gerçekten yeterli arkadaşlar. Temel mantığı çok iyi bir şekilde kavratacak sorulardır. Şekil sorusu çıkabilir. Şekille ilgili soruları önünüze koydum. Bir de çember aletinde sözel sorular daha ağırlıklıdır. Yani yeni nesil soru çok fazla beklemeyin çember aletinde arkadaşlar. Yani yeni nesil ne olabilir ki? Yani çok da fazla olamaz arkadaşlar. Elinden geldiğince birkaç tane var tabii ki. Yani şuradaki sorular size bu konuyu iyi bir şekilde kavratacak arkadaşlar. Yine sistem nasıl? Konu anlatımını konu özetini dinleyin ardından kendiniz yapın. Bu arada fazla bilgi vermedim burada. Çünkü yeteri kadar bilgi verdim. Fazla bilgi yapıp da ezber yapacağınızda şurayı çalıştırırsanız daha rahat hareket edersiniz bu konuda arkadaşlar. Çünkü neyi neyi vermedim mesela? Bir çemberin eksenlerle durumu. İşte x eksene ts ne olur? Y eksene ts ne olur? Her iki eksene de ts ne olur mesela? Sen bunu bir kitapta Konu anlatımı olarak görmek zorunda değilsin. Yani şurayı kullanarak da yapabilirsin. Ya da bir çember ile bir doğrunun birbirine göre durumları. Ya da bir çember ile bir noktanın birbirine göre durumları. Bunlarla ilgili hep sorularım var zaten arkadaşlar burada. Sözel de olsa, şekilde olsa. Bunlarla ilgili sorularım var. Yani bunlarla ilgili sorularda da zaten ne demek istediğimi anlayacaksın. Yani bunlarla ilgili bir alt başlık açıp da bir konu anlatmaya gerek yok arkadaşım. Ne yapıyoruz yine? Özete bakıyoruz. Soruları siz kendiniz çözüyorsunuz. Çözemediğiniz yerde boş pdf'den, e, dolu PDF'ten çözümlerine bakıyorsunuz. E, orada da çözemezsiniz arkadaşlar. E, nereden bakıyorsunuz? Yine videonun devamından bakabilirsiniz arkadaşlar. Bizim için çember analitiğini yapmak istiyorsak adı üstünde çember analitiği. Bir çemberi bileceksiniz arkadaşlar. Bakın buraya ben normalde çember analitiği anlatırken şey yaparım. E, çemberin özelliklerini sıralarım, e, analitiğin özelliklerini sıralarım. Bunları bilmemiz lazım. Ama biz şu anda tekrar dersinde olduğumuz için ve öncesinde çemberi ve analitiği tekrar ettiğimiz için e, o yüzden öyle bir tekrar yapmadım burada arkadaşlar. E, ama burada çember önemli. Sorularda da göreceksiniz. İkincisi ne? Analitik önemli. Yani bir noktanın bir doğruya olan uzaklığını bileceksiniz. İki nokta arasındaki uzaklığı bileceksiniz mesela. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Hadi bakalım. Neymiş arkadaşlar? Çember. Çemberin analitiği. Analitik geometride çember çizdik. Oldu çemberin analitiği. Çemberin analitiği. Merkezi A virgül B yarı çapı R olan çemberin denklemi. İşte bu noktalardan oluşuyor ya. Bu noktaya X virgül Y diyecek olursak. A hocam X virgül Y noktalarının merkezi olan uzaklığı her zaman ne oluyor? İki nokta arasındaki uzaklık yarı çapı eşit olacak. Yani iki nokta arasındaki uzaklık X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir. R olacak kare kütüğünde. Buradan ne geldi arkadaşlar? X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir. R kare geldi. Her iki tarafın karesini alınca. He, merkezi A virgül B olar. Ve R yarı çemberin eklemi X eksi noktadaki X karesi artı Y eksi noktadaki Y'nin karesi eşittir. R kare şeklinde bulunuyormuş arkadaşlar. Mesela merkezimiz eksi 1'e 2 olduğu zaman yarı çapımızda 3 olduğu zaman x eksi eksi 1'in karesi yani x artı 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 3'ün karesi yani 9 şeklinde olacak arkadaşlar. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de şu ters mantıktan merkezi de bulmak. Merkezi de nedir? Bu. Hani e, bunun eksilisi olacak arkadaşlar. Eksi 1'e eksinin eksi 2'nin eksilisi ne yapıyor? 2 yapıyor değil mi? Evet merkezi eksi 1'e 2 yarı çapı da buraya kare 9 olduğundan R de 3 olur diye direkt söyleyebiliriz. Çünkü buradaki mantık da önemli. Çünkü bazen bize merkezde lazım olacak yarıçap da lazım olacak tamam mı? Öncelikle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Merkezimiz 0'a 0 olursa ne olur? Merkezimiz 0'a 0 olursa ne olur arkadaşlar? Biz buna merkezi çember diyoruz. Bakın burada da yazmışım. Orijinden geçen yani çemberin merkezi orijindeyse merkezi 0'a 0 olan çemberin denkleminde yarı çapı da R ise x eksi sıfırın karesi yani x'in karesi artı y eksi sıfırın karesi eşittir r kare. İşte biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Merkezil çember adını veriyoruz. Burada da yazmışım zaten. Şuraya yazmama gerek yok. Merkezi sıfıra sıfır yarı çapı r olan çemberin denklemi neymiş? x kare artı y kare eşittir x kare artı y kare eşittir r kare şeklinde bulunuyor sevgili gençler. Şimdi bir de çemberin genel denklemi var arkadaşlar. Yani çember denklemimiz normalde şu şekilde. x eksi karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklinde olacak. Bu şekilde olduğunda ne yapıyoruz? Merkezi de yarıçapı da rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Ama şu şekilde olduğunda da arkadaşlar x eksi a'nın karesi ve şunu açtığımız an. açtığımız an ne gelecek? x kare eksi 2 ax artı a kare. Bak x kare eksi 2 ax artı a kare. E bunu açtığımız an y kare eksi 2 by artı b kare. E, r kareyi de öbür tarafa atınca eksi r kare oldu. Yani şura e, şöyle x kare artı y kare eksi 2 ax eksi 2 by artı a kare artı b kare eksi r kare düzenleyecek olursak şuna d buna e buna e diyecek olursak arkadaşlar x kare artı y kare artı d x artı y, y artı f şey eşittir sıfır şeklindeki olan ifadelere de biz ne diyoruz arkadaşlar çemberin genel denkleme adını veriyoruz dikkat edin x eksi a'nın karesini sen açsan hep x'in kaç ne olacak bir olacak ha, bu şekildeki verilen bir ifadenin çember belirtebilmesi için x karenin katsayısının ne olması lazım arkadaşlar bir olması lazım Y karenin katsayısı da aynı şekilde 1 olması lazım. Hatta bazen 3x kare artı 3y kare şeklinde geliyor. O zaman denklemi 3'e böleceksiniz. Unutmayın. X karenin ve y karenin katsayılarının birbirine eşit olması lazım arkadaşlar. Ondan sonra şu şekilde verildiği zaman bakın. Merkezi A virgül B değil miydi? Ben bunu eksi 2'ye böldüğüm zaman. Bakın A'yı bulurum. Bunu da eksi 2'ye böldüğüm zaman B'yi bulurum. Ha, eksi 2 A'ya D dediysek. Eksi 2 B'ye de E dediysek. Şunu da bilmenizde fayda var arkadaşlar. Merkezi eksi D bölü 2'ye. Eksi E bölü 2'dir. Bakın şurada yazmışım. Merkezi eksi d bölü 2 şu şekilde açık vaziyette verildiği zaman. Bilmeniz niye bilmeniz gerekiyor onu da söyleyeceğim biraz sonra. Bakın merkezi eksi d bölü 2 eksi e bölü 2 olan. Yani şey, bu şekilde x kare artı y kare artı dx artı e artı f eşit sıfır şeklindeki olan bir ifade. Merkezin eksi d bölü 2 eksi e bölü 2 olduğunu bilin. Bir de neyi bileceksiniz arkadaşlar. Bir de bir yarı çap formülünde 1 bölü 2 d kare artı e kare eksi 4 f kare küçüğünde. Yani 1 bölü 2 çarpı kare üstünde d kare artı y kare eksi 4 f olduğunu bilin arkadaşlar. Niye? Çember belirtir mi belirtmez mi gibi sorularda biz bunu rahat bir şekilde yapabilmemiz için arkadaşlar. Şimdi öncelikle tekrar hatırlatalım. x kare artı y kare artı dx artı y artı f eşit sıfır şeklindeki bir ifadede. Çember belirtebilmesi için x karenin ve karenin kas sayısının 1 olması lazım. x terim var mı? Yok. x terimin olmaması lazım arkadaşlar. Çünkü Sıkıntı yaşarsanız zaten şunu açın arkadaşlar. Sıkıntı yaşarsanız x eksi a'nın karesini ve x y eksi b'nin karesini açın. E, eşittir r kareyi açın. x y'li terim olmadığını görüyorsunuz zaten. x kare y kare, y karenin kaç sayısının 1 olmasını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz. Bir de çember olması için yarı çapının tanımlı olması lazım. Yarı çap formülü neydi? Kare içinde d kare artı y kare eksi 4 ve ya. Bunun tanımlı olması karekök içindeki ifadenin pozitif olması anlamına gelmiyor mu? Evet. Burada da arkadaşlar e, bakın burada da anlatmışız bunu. X karenin ve kare, y karenin katsayıları ne olmalı? 1 olmalıdır. E, X y'li terim olmamalıdır. Yani b eşit 0 olmalıdır. Bir de d kare artı y kare x 4 f'ye delta dersek delta büyük 0 yarıçap yarı Yarıçap tanımlı olduğu için çember belirtir. Delta eşit 0 e, o zaman yarıçap uzunluğu 0'dır. Yani bu nokta yolumuz atlık 0'dır. Yani ne belirtir arkadaşlar? Nokta belirtir. Öbüründe de delta küçük sıfırsa yarı çap tanımlı değildir. Yani çember belirtmez arkadaşlar. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman aslında çember analitiğinde çok fazla bilmemiz gereken bir şey yok. 1. Merkezi A virgül B olan yarı çap r olan çember denklemi x eksi karesi artı y eksi karesi eşittir R karedir. 2. Çemberin genel denklemi x kare artı y kare artı dx artı y, y artı f eşit sıfır şeklinde verildiğinde merkezin eksi d bölü 2 eksi bölü 2 olduğu bir de yarı çapında 1 bölü 2 çarpı kare üstünde d kare artı e kare eksi 4p olması bilinmelidir. Çünkü niye? Çember belirtir mi, belirtmez mi gibi sorularda da işimize yarıyor. Kare içindeki ifade d kare artı e kare eksi 4p büyük sıfırsa çember belirtir. Eşit sıfırsa nokta belirtir. Küçük sıfırsa da çember belirtmez. Daha farklı şeyler belirtiyordu. Elipsir, hiperboldür gibi. Ama biz onlara e, olmadığı için o kısma girmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece çember belirtmez deyip geçeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bir de e, x kare ve y karenin katsayısının mümkünse 1 olması lazım arkadaşlar. x terimde olmadığını zaten x eksi a'nın karesini ve y eksi b'nin karesini açtığımızda da görüyoruz arkadaşlar. Evet şu kadar bilgiyle çember analitindeki her soruyu rahat bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi sorulara başlayalım arkadaşlar. Buradaki sorular e, önemli. Siz ne yapıyorsunuz kendinizde e, ilk etapta ne yapıyorsunuz arkadaşlar çözüyorsunuz. Hadi buyurun çözmeye başlayın çözümlerin cevaplarına bakın. Boş pdf'ten arkadaşlar. E, dolu pdf'ten pardon. E, ondan sonra da e, yine de anlamazsanız videodan devam edersiniz. Hadi bakalım. Evet diyor ki şekilde çemberin merkezi 6'ya eksi 4 ise burası 6'ya eksi 4 verilmiş. A hocam merkez varsa teğet varsa çektik. A hocam burası dik oldu. X ekseni burası. Y ekseni burası. O zaman burası apsisimiz 6. Ordinatımız da 4 olduğu için arkadaşlar. A buradaki uzunluk yarıçap, yarı çap. uzunluğu kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. Evet. Çember denklemi almak istiyorsak kendimize iki soru soruyoruz. Bir merkez iki yarıçap. çap. Merkezi bulduk mu bulduk. Yani bizden merkezi 6'ya eksi 4 olan yarıçapı da 4 olan çember denklemi isteniyor. Yani burada x eksenine teğet olan bir çember diye belirtmişiz. Herhangi bir konusuna gerek var mı? Anahtar kelimeleri ya da Noktayı analitik düzlemde gösterdiğiniz zaman zaten her şeyi buluyorsunuz arkadaşlar. O zaman bu çemberin denklemi nedir? x eksi 6'nın karesi artı y eksi eksi 4'ün karesi. y artı 4'ün karesi eşittir. R kare şeklinde bulunur. Yani R kare dediğimizde nedir? 16 şeklinde bulunur. Çıklarda da büyük ihtimalle bu şekildedir arkadaşlar. Ya da şıklarda x kare artı y kare eksi 12x artı 8y artı 36 burada artı 36 eşittir 0 şeklinde de olabilir arkadaşlar ama genelde bu şekilde bırakıyorlar haberiniz olsun. Geldik şuraya. Yarı çapı 4 birim olan çember 3. bölgede eksenlere teğet ise çemberin eklemi nedir? Bak. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 3. bölgede eksenlere teğet ise yarı çapı da 4. Hemen 3. bölgede eksenlere teğet ve yarı çapı 4 olan çemberi çiziyoruz arkadaşlar. Hop şöyle. Analitik düzlemde göstereceksin kardeşim. 3. bölgede. A hocam burası da 4 burası da 4. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektikleri yapınca. E, ee, burada ne geldi arkadaşlar? Merkezimiz kaç yaptı? Kendimize iki soru soruyorduk. Merkezimiz hocam 4 birim solda 4 birim aşağıda. Eksi 4'e eksi 4 yaptı. yarıçapı da kaç çıktı? 4 çıktı. O zaman bu çemberin denklemi nedir gençler? x eksi eksi 4'ün karesi yani x 4'ün karesi artı y eksi eksi 4'ün karesi y artı 4'ün karesi eşittir. 4'ün karesi şeklinde yazılır arkadaşlar. 4'ün karesi dediğimizde nedir? 16'tır. Yani cevabımız bu çıktı. Geldik şuraya ki Valla arkadaşlar şimdi pandemi sürecindeyiz oradayız buradayız şuradayız ama şunu söyleyeyim yani büyük ihtimalle bununla ilgili çember analiti ile ilgili soru gelecekse yani şöyle bir soru gelecekmiş gibi hissetmiyor da değilim arkadaşlar yani büyük ihtimalle çember analitinden soru gelirse böyle bir analitik düzlem çizip noktaları verip şöyle bir soru sorar gibime geliyor arkadaşlar. Özellikle bir tane 80'e teyit iki noktadan kesmiş gibi. Çünkü çember özelliğini çok güzel bir şekilde kullandırıyor. Merkezi burasıysa. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Çemberdeki özellikleri mutlaka mutlaka kullanıyorsunuz. Arkadaşlar burası kaç birim? 4. Burası 2. Burası eksi ikiye sıfır olacaktı arkadaşlar. Orayı yanlış yazmışız. İdare ediverin. Burası eksi ikiye 0 noktası arkadaşım. 2 birim burası. E burası 4. Burası da 4 hocam. Tamam. Hocam ben buraya A dersem A artı 2. A burası da A 2. A bak ne oldu? Yarı çap bizim için çok önemliydi. Yarı çap uzunluğu A artı 2. Çemberde nasıl ki en güzel ek çizimimiz yarı çap diyorduk arkadaşlar. E burada da ne yapacaksınız? En etkili silahınız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. A artı 2. Hocam A iken burası da A zaten. Pisagor bağıntısı. Yani A artı 2'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 4'ün karesinden. E buradan işlem işlem işlemle A'yı bulursunuz ki A Ne üçgeni arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgeni değil midir? Evet A buradan kaç çıktı arkadaşlar? 3 birim çıktı. 3, 4, 5 üçgeni de. A yerine 3 yazarsak. E süper. A buradan 3 çıktıysa o zaman çember denklemini yazarken kendimize iki soru soruyorduk. Bir merkez. Merkezimiz kaç birim solda arkadaşlar? 5 birim solda. Kaç birim yukarıda? 4 birim solda yukarıda. Eksi 5'e 4 yaptı. Merkezimiz eksi 5'e 4. Yarı çapımızda kaç arkadaşlar? yarı çapımızda 5 olan çemberin denklemi isteniyor. Yani x eksi eksi 5'in karesi x artı 5'in karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir 5'in karesi. Yani 25 şeklinde cevabımız bulunur sevgili gençler. Olay bu. Temel mantık bu arkadaşlar. Evet tekrar söylüyorum. Valla böyle bir soru çıkacakmış gibi de hissetmiyor değilim arkadaşlar. Yani çıkacaksa da böyle bir soru çıkarmış gibi geliyor. Yani soruları da burada bırakmayın da devam edelim isterseniz. Aynı sorunun laciverti aşağıda arkadaşlar. Yine aynı şey. <laughs> Hocam kuvvetten yapalım. İşte, ama kuvveti bilmiyoruz. Kuvveti bilmiyorsak o zaman kuvvetsiz yapmaya çalışalım. Arkadaşlar çemberin merkezi burada. Merkez varsa kiriş varsa bak çembersel özellikleri hep kullanacaksınız. Çektik çektik. Bir de analitikteki özellik varsa o özelliği de kullanacaksınız. Hocam şurası 4 birim. 4'e 0 noktası olduğu için 4 ile 6, 6 arası 2'şer birim. 2 birim olduğu için bunlar da 1 bir birim 1 bir birim yaptı. Hocam burası 5 ise o zaman burası 5 birim yaptı. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. E burası kaç birim? 2 birim. Şurayı bilmiyorum. Kirişte 2 eş parçaya böldü burası. A'ya A diyelim arkadaşlar. E o zaman burası ne yaptı? A artı 2 yaptı. Süper. Burası A artı 2 ise burası da A artı 2 yaptı. Yarı çap uzunluğu belli mi arkadaşlar? Belli değil. Peki Burası A artı 2. Hocam yarı çap uzunluğu belli değil. Ama en etkili silahımız yarı çap çizmekte. Al sana yarı çap. Çizdim hocam. Ama burada evet görüyorsunuz yarı çaptan dolayı artık bakın şurası da 1 ya. Burası A 2. Ya, burası A artı 2. Ya... Ama 2 bilinmeyen çıktı. Arkadaşlar buradaki Pisagor'dan bir işlem yapamam. E, bir de burada yarı çap çizsem. Hop en etkili silahım burası. Bak bilerek kuvvetten yapmıyorum. Kuvvet müfredatta yok diye arkadaşlar. E bir de burada Pisagor. İkili bir Pisagor var mı burada? Var. Bu ikili Pisagor'da ne yapacağız arkadaşlar? Her ikisinde de R ortak. R kareyi yalnız bırakalım. R kare neye eşittir? A'nın karesi artı 5'in karesine eşittir. Aynı zamanda R kare neye eşittir? 1 ve A artı 2'nin kareleri toplam. 1'in karesi artı A artı 2'nin karesine eşittir arkadaşlar. Her ikisi de R kare eşit olduğundan dolayı bunlar birbirine eşittir. A kare artı 25 eşittir. 1 artı e, A artı 2'nin parantez karesi. A kare artı 4 A artı 4 yaptı. A kareler nanay mı oldu? Evet. 5, 20, 4 a'yı kaç bulduk arkadaşlar? Buradan 4 a, burası 5, 20, 4 a eşittir 20 ise, 4 a eşittir 20 ise a'yı kaç bulduk? 5 bulduk. Süper. A'yı 5 bulduysak, o zaman arkadaşlar a'yı 5 bulduysak, r karede neye eşittir arkadaşlar? Ya Yo, gerek yok. 5, 5 ise direkt burası kaç yapacaktır? 5 kökü yapacaktır zaten. Bunu da bulduk. Pisagor bağıntısından. Evet kendimize iki soru soruyorduk. Bir merkez Merkezimiz kaç yaptı arkadaşlar? A'yı 5 buldum. A'yı 5 bulduysan şurası da 5 ya. Hocam 5'e 7 noktası. Merkezimiz 5'e 7 yaptı arkadaşlar burası. Evet merkezimiz 5'e 7. Yarı çapımızda kaç yaptı arkadaşlar? 5 kök yaptı. O zaman çemberin denklemi x eksi 5'in karesi artı y eksi 7'nin karesi eşittir r kare. Yani 5 kök karesi. O da kaç yapacaktır? 50 yapacaktır. Çemberin denklemi arkadaşlar. Tamam. Evet. Dediğim gibi şöyle şu tarzda bir soru bekliyorum. Hadi biraz daha zorunu soralım derlerse şunu sorarlar arkadaşlar. Evet cevabımız bu yaptı. X eksi 5, Y eksi 7 kareleri toplamı 50'ye eşit oldu arkadaşlar. Evet geldik şimdi şuraya. Şimdi merkezi y eşittir 2x eksi 1 doğrusu üzerinde bulunan ve x eşittir 2 ve x eşittir 6 doğrularına teğet olan çemberin denklemini bulunuz diye söylüyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar ee, biz her zaman şunu söylüyoruz. Basit bir şekilde şekli çizeceğiz. Ama özel durumlarla karşılaştığımızda ne yapacağız? Özel durumlarla karşılaşırsak analitik düzlemi çizeceğimizi hep söyledik size. Özel bir durum var mı burada? Var. Yani en azından y eşittir 2x 1 doğrusu özel bir doğru değil. Ama x eşittir 2 doğrusuyla x eşittir 6 doğrusu özel bir doğru. O zaman ben bunu analitik düzlemde şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Evet x eşittir 2 doğrusu. Şurası x eşittir 6 doğrusu burası. x eşittir 2 doğrusuna ve x eşittir 6 doğrusuna teğet olacak. Hocam sonsuz tane şeyimiz var, çemberimiz var. Evet merkezi burada olacak arkadaşlar o zaman. Sonsuz tane çember var. Hangilerini seçeceğiz burada? Fark etmez. Ben soruyu anlayabilmek için sadece şey yapayım. E burada e, bu ikisine teğet olan çemberde bir tek bir şeyi buluyorum arkadaşlar. Apsisi ortak arkadaşlar. Apsisi neresi? 2 ile 6'nın tam orta noktası. Yani 4. Niye orta noktası merkez T çektik merkez T çektikten yani burası da yarıçap burası da yarıçap yarıçap kaç çıktı? Şuradaki uzunluk 4 birim olduğundan dolayı yarıçap 2 birim bulduk. E, 2 birim bulduysak burası 2 ise 2 birim ötede ne var arkadaşlar? 4 noktası var buradaki nokta 4 yaptı. O zaman merkezimiz ne oldu? 4'e K gibi bir nokta oynak bir nokta nerede olduğunu bilmiyorum aşağıya doğru yukarı doğru şey olabilir. Ama biz soruda verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayız. Mesela ne vermiş merkezi şu doğru üzerindeymiş. O zaman merkezi bu doğru üstünde, ise denklemi sağlar mı? Sağlar. Koy yerine x yerine 4, y yerine k, k yaz. k eşittir 2 çarpı 4 eksi 1'den. 4 kere 2 8 eksi 1'den 7 çıktı. O zaman bizim merkezimiz kaç yaptı? 4'e 7 noktası yaptı. Yarı çapımız da kaç? 2. Merkezi 4'e 7, yarı çapı da 2 olan çemberin denklemi isteniyor. Bu çemberin denklemi nedir? x eksi 4'ün karesi artı y eksi 7'nin karesi eşittir. 2'nin karesi 4 yapar arkadaşlar. Tamam. Zor soru değildir. Ama normalde basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Özel durumlarla karşılaştığımız zaman hep analitik geometride söyledik zaten. Özel durumla karşılaşırsak ne yapıyoruz? Basit bir şekilde şekli çizip ona göre yorumluyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geldik şu soruya. şekilde A merkezli çember ile B merkezli yarım çember T noktasında birbirlerine teğettir. Evet şurada birbirlerine teğet. Bir kere biz şunu biliyoruz. Çemberler birbirine dediğinde merkezleri birleştir. Tam değme noktasından geçer. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Olayından dolayı bu hamleler zaten ek çizim değil. Bunlar anahtar kelimelerdir arkadaşlar. Evet birinin yarıçapı kaç? 4 birim olarak şekilde verilmiş arkadaşlar. Şekilde 4 birim olarak verilmiş. Evet sorular eksi sorular olduğu için e, şey olarak tam olarak e, ş e, dili biraz farklıdır. Yani düşünün kendimizi de nasıl geliştirmişiz bu anlamda. E, şimdiki yazdığımız sorulara bakıyorum. Şimdi bu sorulara bakıyorum. Ama şekil üzerinde belli. Yani soru kökü belli yani en azından. E, yarı çapı 6 birim olan A merkezi çember. Yarı çapı 6 birim. 6 birim 6 birim. Hocam burası da 6. Hocam burası da 6. Bunun yarı çapı 4. Hocam burası 4. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden burası da 8 çıktı. Şimdi diyor ki bana A merkezli çember C ve D noktalarında eksenlere teğet olduğuna göre A merkezli çember B merkezi çember üzerinde hareket ettirildiğinde A merkezli çemberin ordinatının en büyük değeri ne alır diye soruluyor. En büyük değerini aldığında çemberin denklemi ne, nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ben bunu hareket ettiriyorum. Çemberimiz böyle olabilir, şöyle olabilir, şöyle olabilir, şöyle olabilir. Ya bunun üzerinde hareket ettireceğim. Yani teğet olacak sonuçta. Bu çemberlerden e, ordinatı merkezinin ordinatının en büyük olduğu yer neresidir arkadaşlar? Tam olarak şuradaki çember değil midir arkadaşlar? İstemedim. Tam olarak buradaki çemberdir. Ama nasıl? Merkeziyle şunu birleştirdiğimiz zaman x eksene dik olan ya da y eksenine paralel olandır. Bu uzunluk zaten her zaman sabit. Bu uzunluk sabit olduğu için normalde bu uzunluk şöyle bir hareket ediyor aslında arkadaşlar. Bu uzunluk bak kaç birim hep 10 birim. 10 birimlik bir daire oluşturacak arkadaşlar burada. Ordinatın en büyük olduğu değer de tam böyle 90 derece olduğu değerdir. Bak 90 derece olmadığı zaman ordinat biraz daha küçülüyor. Çünkü şöyle bir 90 derece şu kadar küçülüyor. O zaman ordinatın en büyük değer olduğu değer x ekseninde şu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman dik olandır. Ya da y ekseninde paralel olandır arkadaşlar. Evet bunun yarıçap kaçtı? 6 idi. Yeni çemberimizin denkleminde yarıçap çapı 6. Merkezimiz kaç arkadaşlar? 14. Merkezi 14'e ordinatı kaç yapıyor? Şurası da 4 birim olduğu için ordinatı da şu şekilde yapıyor arkadaşlar. Ordinat da şurası. Yani kaç yapıyor? 10 yapıyor arkadaşlar. Evet merkezimiz 14'e 10. Yarı çapı da kaç? Yarı çapı da 6 olan çemberin denklemi isteniyor? Yani x eksi 14'ün karesi artı y eksi 10'un karesi eşittir. 6'nın karesi 36 şeklinde buluruz. Cevabı arkadaşlar. Tamam soruya baktığımızda ilginç bir soruymuş gibi gözüküyor ama yani yeni nesil dediğimiz şey çember üzerinde hareket ettirirlerse yani bir şeylere eksik vermeye biz ne diyoruz aslında? Yeni nesil diyoruz değil mi arkadaşlar? Ee, yeni nesil diyebileceğimiz bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Ki çemberler aradığında öyle çok da yeni nesil soracaklarında aslında inanmıyorum arkadaşlar. <laughs> evet geldik bir sonraki soruya. Şimdi şekildeki çember y eşittir 3 bölü 4 x doğrusunda aşağı doğru kaymaktadır. Aşağı doğru kayıyor arkadaşlar. Merkezinin x e, çember y eksenine çarpıp durduğunda hadi y eksenine çarpıp durduralım arkadaşlar. Çemberimiz y eksenine çarpıp durduğunda şu şekilde zaten x eksenine de teğet değil midir arkadaşlar bu? Çünkü eksenin pardon y eşittir 3 bölü 4 x doğrusu üzerinde teğet olarak geliyor zaten. Bir de y eksenine teğet olacak diyor. Evet buraya geldiğinde çemberin merkezi Merkezinin x eksenine olan uzaklığını vermiş bize. Kaç vermiş arkadaşlar? x eksenine olan uzaklığı 10 birim olarak verilmiş. Evet. Şuradaki uzunluk 10 Hocam Merkez teğet çektik yapsak. Şurası da kaç birim yaptı? 10 birim yaptı. Dikdörtgenden dolayı. Peki, buna göre son durumda çemberin denklemi nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bizim neyi bulmamız lazım? Çemberin merkezini bulmamız lazım. Bir de çemberin yarıçapını bulmamız lazım. Evet, burada ne yapmak lazım? Anahtar kelimeler varsa tabii ki kullanacağız. Merkez varsa, teğet varsa çektik, burası yarıçap. Merkez varsa, teğet varsa çektik, burası da yarıçap. Hocam dikdörtgenden dolayı burası nereye zaten? A 90'lar havada düşüyor. Bir de şu y eşittir 3 bölü 4 x doğrusunu kullanmam lazım. Y 3 bölü 4 x deyince bunun eğimi tanjant alfadır. O da 3 bölü 4'tür. Gelmez mi aklımıza? Gelir. Hocam ben buraya alfa dedim ya. Tanjant alfası 3 bölü 4. Yani burası 3 k iken burası kaç k oldu? 4 k oldu. Hocam 4 k iken burası da 4 k zaten. E hocam burası da zaten 4 k. A alfa 90 beta diyecek olursam beta ise ters açıdan beta beta 90 ise burası da alfa. Şu üçgenle şu üçgen oldu benzer. Hatta betanın karşısı 4K betanın karşısı 4K eş üçgen çıktı bunlar arkadaşlar. O zaman o zaman o zaman o zaman burada 3 4 5 üçgeninden burası 5K ise o zaman burası da 90'ın karşısı da 5K olmak zorunda. Şurası da 5K olmak zorunda. Şimdi dikkat edin onu kullanmak zorundayım ben. E bunun tamamı 10. Bunun tamamı 10. 8K eşittir 10 sa K'yı ben buradan bulurum. A bana ne lazım arkadaşlar? Çemberin merkezi lazım. Yani R eşittir 4K'sı lazım. 4K kaç çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Yarı çap dediğimiz 5 çıktı arkadaşlar. Şimdi o zaman çember denklemini yazmak istiyorsam. Çemberin merkezi. Apsimiz 4K yani 5. Apsimiz kaç yaptı? 5'e. Normalde 4K'ya 10 değil midir arkadaşlar? Evet 4K'ya 10 yaptı, yani 4 k dediğimiz 5, 5'e 10 yaptı. Yarı çapımızda kaç arkadaşlar? 5. Merkezi 5'e 10 olan yarı çapı da 5 olan çemberin denklemi isteniyor arkadaşlar bizden. Yani x eksi 5'in karesi artı y eksi 10'un karesi eşittir 5'in karesi yapacaktır, yani 25 yapacaktır sevgili gençler. O zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Bu örnekte de cevabımız bu x eksi 5 ve artı on, y 10, y eksi 10'un kareleri toplamı. 25 eşit oldu sevgili gençler. Evet geldik şimdi biraz sözel sorular arkadaşlar. Yani şurayı çalıştıracak sorular. Evet burayı çalıştırmak istiyorsanız da arkadaşlar soruyu iyi okumanız lazım, soruyu iyi yorumlamanız lazım. İyi yorum demek basit bir şekilde şekli çizmek demektir arkadaşlar. Sakın ama sakın korkmayın. Bu tarzda bir soruyla da karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Hani ben nasıl ki şöyle bir soru bekliyorum dedim. Şu mantıkta bir soru tabii ki gelebilir. Yani en büyük iki adaydır arkadaşlar. Şöyle sözel sorular. Yani kurguyu senin yapacağın sorulardır arkadaşlar bunlar. Bakalım birlikte hadi bakalım. Şimdi demiş ki çemberler arasındaki en kısa mesafeyi bulunuz demiş. Ne yapacaksın? Basit bir şekilde kurgulayacaksın. Şekli çizeceksin. Analitik düzlem çizmek yasak normalde. Şöyle özel durumlar, yan taraftaki gibi özel durumlar gelirse analitik düzlemi çizebilirsin. Sıkıntı yok. Evet, yine normal basit bir şekilde şekli çizme ile sonuca ulaşamadığın sorularda tabii ki analitik düzlem çizmeni de tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şimdi diyor ki bu şekilde bir çember vermiş Hemen merkezi yaz. Merkezimiz kaç? Bunun eksilisi eksiye e, yani 1'e 2. Merkezimiz 1'e 2. Bununkine 6 6'ya merkezi. Kaça kaç arkadaşlar? Şu merkez 1 diyelim. Öbürün merkez 2 diyelim. 6'ya eksi 10. Yarı çapları da önemli. Yarı çapı 3. Yarı çapı 4. Hemen basit bir şekilde şekliz diyoruz. İki çember varmış. Çemberin birbirine göre durumları diye anlatırlar. İvay efendim merkezler arasındaki uzaklık şeyse bilmem neyse. E, soru kökü zaten kendini belli ediyor. Şimdi çemberler arasındaki en kısa mesafe isteniyorsa bu çemberler zaten ayrıktır arkadaşım. Çünkü çemberler kesilse çemberler arasındaki en kısa mesafe zaten sıfırdır. Değil mi arkadaşlar? Evet. Çemberin merkezi kaça kaç birinde? 1'e 2. Öbüründe kaça kaç? Öbüründe 6'ya eksi 10. 6'ya eksi 10. Bu çemberler arasındaki en kısa mesafe isteniliyorsa neresidir arkadaşlar? Merkezleri birleştiririz. Merkezleri birleştirdiğimiz an işte buradaki mesafedir. Zaten birinin yarı çapını 3 vermiş. Öbürünün yarı çapını 4 vermiş. Olay bitti arkadaşlar. İki nokta arasındaki uzaklığı bulacaksın. Sonra x uzunluğu çıkacak kardeşim. İki nokta arasındaki uzaklık nedir? Kafadan yapabiliyorsak kafadan yapalım. X'ler farkı 5. Y'ler farkı eksi 12. 5, 12, 13 üçgeninden burası 13 çıktı. E, 7 ise buraya ne kaldı o zaman arkadaşım? 6 kaldı. Yani x'i buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Bu şekilde iyi yorumlamak. Yani iyi bir şekilde şekli çizip anlamaktır arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Bu sefer nokta ile çemberin birbirine göründüğün umvar. Bak. Bu noktadan çembere çizilen teğetim uzunluğunu bulunuz demiş. E ne yapacaksınız? Çemberin ilk önce denklemini yazmak için, şeyini yazmak için merkezini bulmamız lazım. Merkezimiz kaça kaç? 1 2. Yarıçapımız kaç? 3. Merkezimiz 1 2, yarıçapı 3 olan bir çember çiziyorum arkadaşlar. Sonra diyor ki bak merkezi 1'e 2 yazdım şuraya ve yarıçapı da 3 olan çember bir de 4'e eksi 2 noktasından bir teğet çiziyormuşuz. Bak konu anlatımında anlatırız hep. Kardeşim e, konu anlatımında anlatırız. İşte noktayla çemberin birbirine göre durumu. İki nokta arasındaki uzaklık yarıçaptan küçükse çemberin içinde. yarıçap e, yarıçap eşitse çemberin üzerinde. yarıçaptan büyükse çemberin dışında. Hocam bu nokta nerede olduğunu nereden bileceğiz? Biz bunu mu uygulayacağız? Ya kardeşim soru kökü yine belli ediyor. Bir noktadan çembere teğet çiziyorsan o nokta nerededir? Dışarıdadır. İçerideki bir noktadan çembere teğet çizebilir misin? Hayır. Ya üzerindedir ya da dışındadır. Üzerinde olduğunu nereden anlarız? Noktayı doğru da orada yerine yaz. Denklem sağlıyorsa tamam eyvallah. Ama biz dışarıdaymış gibi düşünelim şimdi. Ee, diyor ki noktamız kaç? 4'e eksi 2 noktasından çizilen hop şu. Teğetin uzunluğu isteniyor. Buradan bir teğet çizdim. Teğetin uzunluğu. Buradaki teğetin uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar merkez var. Teğet var. Ne yapıyorsunuz? Çek e hocam burada da iki nokta arasındaki uzaklığı bulabilirim. Bulabilir misin? Bul bakayım. XA farkı 3. y farkı eksi 4. Yani burası 5. E yarı çapımız zaten 3'tü. 3, 5. Ne üçgen arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgenden. Cevabımızı kaç buluruz? 4 buluruz. Evet bu örneğin cevabı da 4 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Diyor ki bu sefer bir çember ile bir doğru arasındaki en fazla uzaklık. En fazla uzaklık. Ya hocam kitaplarda yine var. Çember ile doğru. Bak dinle. Çember ile doğru. Ya iki noktada kesir. Ya teğettir ya da kesmez. E, soru kökü kendini belli ediyor. Çember ile doğru arasındaki en kısa uzaklık zaten bu durumda ve bu durumda zaten çember ile doğru arasında bir uzaklık yok. Yani kes, kesiyorlar zaten bunlar. E, ne olması lazım bunların? Biri şey olması lazım dışarıda olması lazım yani kesmemeleri lazım. Bir de biz bunu nereden anlıyoruz? Merkezin doğruya olan uzaklığı arkadaşlar yarı çaptan küçükse iki noktada kesir. Yarı çapa eşitse tek bir noktada kesişir. Yarı çaptan büyükse de kesişmezler diye kitaplarda anlatılır. Ama şurayı çalıştır. Biz anlatmadık sen çalıştıracaksın. Ben sana nasıl çalıştıracağını gösteriyorum sadece. Evet yine çemberin merkezini bulalım. Merkezimiz kaça kaç? 1'e 2 her zamanki gibi. Yarı çapımız kaç? 3. Evet bir hemen şekli çiziyorum basit bir şekilde. Bir çemberimiz var burada. Merkezimiz 1'e 2 olan ve bir doğru var bir doğruyla arasındaki en kısa mesafe isteniyorsa demek ki kesmiyorlar. Kesmediğinde şimdi anlarız zaten. 3x 4y eksi 25 eşittir 0. Ne yapacağız arkadaşlar? Ben buradan bu noktanın bu doğru yalan uzaklığını bulabilirim. Çember ile doğrunun en kısa mesafesi sorulursa burası. En fazla sorulmuş olsaydı burası olacaktı arkadaşlar. Ama bizden ne isteniyor? En kısa soruluyor. O zaman biz sadece şuraya bakalım. Evet noktanın doğru yalan uzaklığı. Arkadaşlar şuraya h diyecek olursak ve yarı çapta kaç burada? 3. E, H diyecek olursak H neye eşitti? Noktayı da orada yerine yazıyoruz. 3 eksi 8 eksi 25 bölü. Kare küsü kare artı B karedi. Yani direkt 5'ti arkadaşlar. Eksi 30 bölü 5'ten. Burası 6 çıktı. Evet burası 6 ise o zaman buradaki uzunluk kaç çıktı? 3 çıkar. En kısa uzaklıkta bu şekilde yine basit bir şekilde şekli çizip soruyu yorumladığımız zaman yine güzel bir şekilde çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kolay. Geldik bir sonraki soruya. Evet. Çemberiyle doğrunun oluşturduğu kirişin uzunluğu. Bak bu sefer bir kiriş oluşturuyormuş. Yani burada da şunu anladık bu arada. Bak yukarıdaki soruda da şunu anladık bu arada. Ne var burada arkadaşlar? Noktanın doğru yolun uzaklığı 6. yarıçaptan büyük kesmediklerini oradan da anlayabiliriz. E, burada da büyük ihtimalle çember ile doğru kiriş oluşturuyorsa iki noktada kesmek zorundalar arkadaşlar. Büyük ihtimalle iki noktada kesiyor. Yani soru kök kendini belli ediyor. Çemberin merkezi ne olacağız? 1'e 2. Yarı kaç arkadaşlar? 5. Evet yine basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Şöyle çizdik. Bir de bir doğru var elimizde. Doğrumuzun adını 3x eksi 4y eksi 10 eşittir 0. Ben size doğru, sorun, e konunun başında ne dedim? Çemberi bileceğiz. Analitiği bileceğiz. Çemberi ve analitiği bilen herkes bu konuyu rahat bir şekilde yapabilir dedik. Merkezimiz kaça kaç? 1'e 2. yarıçapta çapta 5 olarak biliyoruz. Arkadaşlar merkez varsa kiriş varsa çektik. 2 eşit parçaya böldü. Zaten bizden ne isteniyor arkadaşlar? 2x uzunluğu isteniyor. Hadi bakalım noktanın doğru yolun uzaklığını bulalım arkadaşlar. Noktayı doğru orada yerine yazıyoruz haşı bulurken. Yani 3 eksi 8 eksi 10 mutlak değerce bölü. Yani x yerine 1 y yerine 2 yazdım arkadaşlar direkt. 3 4 ise aşağısı direkt 5. Burası 15 bölü 5'ten haşı kaç bulduk arkadaşlar? 3. A hocam h 3. e bizim en etkisi yarı çap çizmekti. Al sana yarı çap. Yarı çap uzunluğumuz kaç? 5. 3, 5, 3, 4, 5 üç burası da 4, burası da 4. Yani x'i buradan 3 buldum, ama benden ne isteniyor arkadaşlar? 2x isteniyor, yani cevabımız da kaç çıkar? 6 çıkar. Evet, bu örneğimizin cevabı da 6 çıktı arkadaşlar. Bakın, noktanın doğru yalan uzaklığı 3, yarıçaptan küçük 2 noktada kestiğini de e, anlayabiliyoruz herhalde, değil mi gençler? Geldik şu soruya. Evet, şimdi diyor ki aslında üzerindeki dememe gerek yok du soruda demeseydi bile. Noktayı yerine yazın. Eksi 3'ün karesi 9. 6'yı yaz. 4'ün karesi 16. Topladığımız zaman 25. Denklemi sarıyorsa üzerinde olduğunu anlayabiliriz zaten arkadaşlar. Tamam Şimdi neyse ki işimizi kolaylaştırmış. Üzerindeki bir noktadan. Merkezi kaça kaç bunun? 1'e 2. Değil mi? Yarı çapı da 5. Hocam hep 1'e 2 yazmışsınız. Evet arkadaşlar 1'e 2'ye takıntılı birisiyim. Hatta iki sene önce de ya, hocam hep 1-2 e 1-2 e yazmışsınız. Analitik anlatırken de hep 1-2 e yazıyordum. Tak ÖSYM'e 1-2 e sordu. Herkes ne gülmüştü sınavda ya. Neyse devam. Çember analitiğinde de 1-2 e gelirse şaşırmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi burada ne var? Bir yine soruyu anlayabilmek için ve yapabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz. Merkezimiz kaça kaç? 1-2 e 2 ve üzerindeki bir nokta. Çember üzerindeki bir nokta. Altta da çizebilirsin sağda da çizebilirsin hiç fark etmez. Şöyle bir nokta arkadaşlar. Çember üzerindeki bir nokta. Çember üzerindeki nokta eksi 2'ye 6. Ben aslında çember üzerindeki bir noktayı eksi 2'ye k da diyebilirdim arkadaşlar. O zaman burada e, denklemde yerine yazıp k'yı bulabilirdiniz arkadaşlar. Hatta burada k'nın iki değeri çıkacak aslında ama e, o zaman da k'yı ben k pozitif bir tam sayı diyebilirdim arkadaşlar. Sabitlemek için k'yı da. Neyse. Eksi 2'ye 6 noktası. İşte burada çizilen denklem isteniliyor bizden. Arkadaşlar doğru denklemi yazmak için kendimize iki soru soruyorduk. Değil mi? Bak bu sefer denklem isteniliyor. Kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Hocam nokta var mı? Var. Eğimi bulacağım. E burada merkez varsa teğet varsa çek dik. Aa iki doğru dik geçmiş. İki doğru dik kesince eğimler çarpımı eksi bir geliyor aklımıza. Bunun eğimine m1 diyecek olursam. M1 dediğim iki noktası belli doğru eğimi. Y'ler farkı. 6 eksi 4 bölü x'ler farkı. Eksi 2 eksi 1 yaptı. O da kaç yaptı arkadaşım? 2 bölü eksi 3'ten eksi 2 bölü 3 yaptı. O zaman bu doğrunun eğimine de m2 diyecek olursam o da ters çevirip eksili çarpmışı 3 bölü 2'dir. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemi isteniliyor bizden. Yani yazalım arkadaşlar. m çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0'dan yazılıyordu. m dediğim 3 bölü 2. 3 bölü 2 çarpı x eksi x 0'ımız ne arkadaşlar? Noktamız hangi noktadan geçiyor? Bu noktadan geçiyor. x eksi eksi 2 y x 2 yaptı. Eşittir. Y eksi 6 olacak. Buradan 3x artı 6 eşittir 2y eksi 12 yaptı. de 3x eksi 2y e artı 18 eşittir 0 şeklinde bulundu arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim ben size. Arkadaşlar ee, bu noktadan geçen teğetin denklemi bu. Bu noktadan geçen normalin denklemi sorulursa ki müfredattan kaldırıldı da ne olur ne olmaz diye söylüyorum arkadaşlar. Olur ya bir tanımlamayla karşınıza gelebilir. Normal demek normal denklemi demek şey demek. TT dik olan doğrudur. Yani bizden şu mavi denklem isteniyor anlamındadır. E burada da eğim belli, nokta belli doğru denklemini ona göre yazardık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geldik buraya. Çemberleri dik kesiyoruz. Oha bu ne demek? Çemberlerin dik kesmesi ne demek? Çemberler dik kesir mi ya? Kesir arkadaşlar. Öncelikle şekli çiziyoruz arkadaşlar. Ya çemberler kesiyormuş. Buradan onu anlıyorum. anlıyorum. Hocam iki çemberin kesmesi, çemberlerin birbirine göre durumları. Arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklık işte iki nokta arasındaki uzaklık yarı çapları toplamından küçükse kesişirler. İki nokta arasındaki uzaklık yarı çapları toplamına eşitse te tek bir noktada kesişirler. İki nokta arasındaki uzaklık yarı çapları toplamından büyükse de kesişmezler. Bak ufak bir konu tekrarı da yapıyorum. Ama siz o konu tekrarını şurayı çalıştırarak yapacaksınız arkadaşlar. Neyse. Merkezimiz kaça kaç arkadaşlar burada? Her zamanki gibi. 1'e 2 yarı çapımız 5. Sonra... Burada merkezimiz kaça kaç? N'e çünkü X eksi N'in karesi diyor. Eksileri N'e 14 yapacak arkadaşlar. N'e 14 yapacak. Yarı da kaç yapıyor arkadaşlar burada? 12 yapacak. Şimdi iki çember dik kesiyormuş. Dik kesen iki çember çizeyim ben. İki çemberi çiziyorum ama kesecekler zaten değil mi arkadaşlar? Dik kesmelerin esprisi ne biliyor musunuz? Kesim noktalarından şöyle şöyle bir üçgen oluşturduğunuz zaman burada kaç? 90 derece. Altta da yapabilirsiniz. Altta da aynı şekilde. Şöyle yaptığınız zaman burada kaçı 90 derece oluyor arkadaşlar. Tamam Üstteki yeterli bizim için. Birinin yarıçapı kaç? 5. Diğerinin yarıçapı kaç? 12. A hocam. <laughs> hocam bir de birinin merkezi kaç? 1'e 2. Diğerinin merkezi kaç? N'e 14. Hocam 5, 12 ne? Üçgeni 13 üçgeni. Ha iki nokta arasındaki uzaklık eşittir 13 diyeceğiz. Hocam o zaman x'ler farkı Y'ler farkı 12 iken x'ler farkı 5 olacak. n-1 5 olacak. Ya da n-1 eksi 5 de olabilir arkadaşlar. Normalde siz şey de yapabilirsiniz. Hocam x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi eşittir. E, 13'ün karesi deyip de yapabilirsiniz işlemle. Ama hani x'ler farkı 12 ise cevap da 13 ise e, y'ler farkı 12 ise e, x'ler farkı da ya 5 olacak ya da eksi 5 olacak. Bu zaman n buradan kaç çıkıyor 6 ya da n buradan kaç çıkıyor eksi 4 çıkıyor. Neyin alacağı değerler toplamı isteniyor bizden 6 ile eksi 4'ün toplamı isteniyor yani cevabımızda kaç çıkar? 2 çıkar sevgili gençler. Evet iki çemberin dik kesmesinde ne yaptık? Öğrenmiş olduk. Geldik bir sonraki soruya. A 1, 2 ve B eksi 7, 6 noktalarında e, nok, e, olmak üzere A, B'yi dik açı altında gören noktaların geometrik yeri. Ya arkadaşlar şimdi hep şunu söylüyorlar ama ben aslında ona çok fazla inanmıyorum yani Yok geometrik yer denklemi kaldırıldı da şu da bilmem ne de. Ya arkadaş geometrik yer denklemi kaldırırsa çemberi kökten kaldırmaları lazım zaten. Çemberin tanımı ne? Çemberin tanımı bir noktaya eşit uzaktaki olan noktaların geometrik yeri. E o zaman sizce, ya bilmiyorum benim şeyim bu, mantığım bunu söylüyor yani. Geometrik yer denklemi kaldırıl mı? Bence kaldırılmadı. Yani geometrik yer diye sormaz da, o, işte AB'yi dik altında gören noktaların e, oluşturduğu küme nasıl temsil edilir diye sorar. Geometrik yer diye sormaz da. O şekilde sorabilirim. Neyse. Bir A doğrumuz var arkadaşlar. A 1'e 2. Bir de B doğrumuz var arkadaşlar. B noktamız var. 7'ye eksi 6 noktası var. A B'yi dik açı altında gören noktalar. Dik açı altında gören. Mesela bir nokta var. Dik açı altında görecek. Hocam şöyle. Ya da şöyle. Ya da böyle arkadaşlar. İşte bu dik açı altında gören noktalar. Şurası 90 derece. Burası 90 derece. Bir sürü nokta var arkadaşlar. Sonsuz tane nokta var. İşte bu noktalar nedir? Çember belirtir. Niye? Çapı gören çevre açı 90 derece. Niye? Hocam kirişler dörtgen olduğunda etrafında çember geçer de diyebilirsiniz. İşte bizden bu çemberin denklemi isteniyor. Ya da soruyu şöyle sorar. Hani AB'yi dik açı altında gören noktaların geometrik yeri değil de çapı AB olan çemberin denklemi nedir diye sorabilir. Aynı şey. Aynısı arkadaşlar. O zaman çapı AB olan çemberin denklemi. Merkezimiz kaça kaç yaptı? Hocam bu orta nokta. Toplamının yarısı. 7, 1 artı 7 bölü 2. 4'e 2 artı eksi 6 yani eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Merkezimiz 4'e 2 olan merkezimiz 4'e 2 olan ve yarı da kaç olan çember denklemi isteniyor? Şu iki nokta arasındaki uzaklık. Ya da şu 1'e 2 ile 4'e eksi 2 noktası arasındaki uzaklık. X'ler farkı 3, Y'ler farkı 4, 3, 4, 5 yapıyor. O zaman yarı da 5 olan çemberin denklemi isteniyor. X eksi 4'ün karesi artı Y eksi eksi 2'nin karesi. Yani Y artı 2'nin karesi eşittir R kare. 5'in karesi şeklinde ya da 5'in karesini nasıl yazacağız? 25 şeklinde buluruz arkadaşlar. Tamam mı gençler? Olay bu. Geometrik yerde bu şekilde oluyor. Peki şöyle vermişse x eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi 1900, eşittir 1982. Allah Allah 1982 niye yazmış hocam? Neyse. Ee, çemberine 7 eksi 6 noktasından çizilen kirişlerin orta noktaları. Demek ki bir noktadan kiriş çiziyorsam çember nokta nerededir? Dışarıda mı? Üzerinde mi? İçinde mi? İçinde hocam. Kiriş çiziyormuşum. Hop şöyle. Hocam teğet deseydi şöyle çizerdi. Hocam kesen doğrusu deseydi böyle. Yani dışında ol, olurdu. Hani soru kökü kendini belli ediyor arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Bak şimdi. Merkez. Hemen yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Çemberin merkezini belirleyelim arkadaşlar. Böyle bir şey belirleyelim. Arkadaşlar ne olur ne olmaz diye sorduğum sorulardan da bir tanesidir. Geçmiş yıllarda sınavda da çıkmıştır. Merkezimiz kaça kaç? 1'e 2. yarıçapı çapı kök 1982. Demek ki o yarı çapı önemli değil arkadaşlar. Öyle garip bir yarı çapı çıkmışsa. Bir de 7'ye eksi 6 noktasından geçen. 7'ye eksi 6 noktasından geçen ne isteniyor? İçinde demek ki kirişlerin orta noktaların geometrik yeri. Hocam ben buradan bir kiriş çizeceğim. Bak şimdi bir kiriş çizdim. Tam bunun orta noktası kendisi olabilir. Hocam bir kiriş çizdim. Tam bunun orta noktası hocam şuralarda bir yerlerde. Hocam bir kiriş çizdim. Tam bunun orta noktası hocam şuralarda bir yerlerde. Hocam bir kiriş çizdim ki en büyük kiriş çaptır zaten. En büyük kiriş çapsa en büyük orta nokta burası yapar arkadaşlar. Burası. Şöyle mesela bir kiriş çizdim orta noktası burası. İşte ben bunun burası olduğunu nereden anlarım? Bak bu orta noktası burası. Bunun orta noktası burası. Bunun orta noktası burası. Yani burada e, orta noktası şurası olmasın. Merkez kiriş çektikten gelecek zaten burası. Değil mi? Evet merkez kiriş çektikten gelecek burası. Hocam şöyle bir dik üçgen oluştu burada. Ondan sonra merkez kiriş çektikten şurası da şöyle oluştu. Aa hocam görüyor musunuz burada? hipotenüsleri aynı olan merkez kiriş çektik yaptım burada mesela. Tam orta noktası burası. Ya da kirişler dörtgen oluşuyor şu iki noktada. O zaman burada ne oluşuyor arkadaşlar? Bir çember oluşuyor. Bu orta noktaların geometrik yeri böyle sıklaştıracak olursak işte merkez kiriş çektikleri çizdiğimiz zaman kirişler dörtgen oluştu. Ya da hipotenüsleri aynı olan iki tane dik üçgen çıktı arkadaşlar. Tam bu orta noktalar ne olmak zorunda arkadaşlar? Bir çember belirtmek zorunda. Çember belirtmek zorunda. Niye kayboldu bu? Heh, çember belirtmek zorunda arkadaşlar. Çünkü o merkez kiriş çektik. Hangi kiriş çizerseniz çizin tam bu çemberin üzerinde olmak zorunda. Çünkü tam merkez kiriş çektik yaptığımız zaman hipoları hep şuradaki nokta oluyor arkadaşlar. Bakın hipoları buradaki nokta. Bir tane daha çizdim mesela şöyle. Hocam çapı gören çevre açı 90 derece. A bu kirişe dik oldu. Kirişe dik olduğu için orta noktası tam burası olmuş oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Çapımız da burası olmuş oldu. Tamam. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şunu anladık biz burada. İşte bu noktalar bir çember belirtiyor. Çemberin çapının bir ucu ne? Şuraya çizeyim. Çapının bir ucu ne arkadaşım? Çapının bir ucu 1'e 2. Diğer ucu neresi? 7, eksi 4. 7, eksi 4 olan. Yani çapı 1'e 2 ve 7, eksi 4 olan çemberin denklemi. Yukarıdaki soru gibi arkadaşlar aslında değil mi? Merkezi bulalım. Orta nokta koordinatlarından 8 bölü 2'den 4'e. Eksi 2 bölü 2'den eksi 1. İki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı 3. Y'ler farkı yine 3. Ee, o zaman yarı çapta kaç yapıyor? 3 kök yapıyor. Uzun yoldan da bulabilirsiniz. Evet merkezi kaça kaç yapan? 4'e eksi 1 yapan. Yarı da 3 kök yapan çemberin denklemi isteniyor arkadaşlar bizden. O zaman çemberin denklemi x eksi 4'ün karesi artı y eksi eksi 1'in karesi. Y artı 1'in karesi eşittir. 3 kök karesi yani 18 yapacaktır denklemimiz arkadaşlar. Tamam mı gençler? Bir de böyle geometrik yerle ilgili iki tane soru da koymak istedim yani açıkçası. Ne olur ne olmaz diye. Geldik şuraya. Aa bak genel denklemi verilmiş. Arkadaşlar genel denklemi. Yani genel denklemi bu şekilde verilebilir. Hocam ezbere yapmak zorunda mıyız? Ben size dedim ki merkezde eksi de bölü 2'ye eksi bölü 2 dedim. Yarı da d kare artı e kare eksi 4f olarak bilmenizde fayda var. Niye? Çember belirtir mi? Belirtmez mi? Nokta mı belirtir? Gibi sorularda bize yardımcı olması bakımından. E hocam ben bilmiyorum. Unuttum. Sınavda da çıkmadı. Şanslısın. Ama böyle bir soru gelirse ne yapacağız? Tam kare yap. Hocam tam kare nasıl yapacağız? X kare eksi 8x. Bak yukarıda birinci yolla yapayım bunu. Birinci yol. X kare eksi 8x. X eksi 4'ün parantez karesinden gelmez mi? X kare eksi 8x. Ha, X kare eksi 8x. Ama 16 fazlalığı var. O zaman denklemden 16 çıkar ki X kare eksi 8x elde et sadece. Peki burada Hocam y kare artı 6 y. O da y artı y artı 3'ün parantez karesinden gelmez mi? Evet. Y kare artı 6 y artı 9 fazlalığı geldi. O zaman denklemden 9 çıkartmalısın. Bir de burada eksi 11 var. Eşittir 0. O zaman burası ne yaptı? X eksi 4'ün karesi. Artı y artı 3'ün karesi. Eşittir. Bakın 16 9 daha 25. 36 eksi 36. Öbür tarafa attık. Artı 36. O zaman merkezimiz kaça kaç? 4'e eksi 3 olan. yarıçapı da 6 olan çember denklemi çıktı. A bizden merkez koordinatları isteniyor. Direkt budur arkadaşlar. Ha yarı da kaç oldu? Bu oldu arkadaşlar. Anlaştık. Bu şekilde tam kare yaparak da bulabilirsiniz. Ama bu da tehlike hocam x kare eksi 7 x olmuş olsaydı ne olacaktı? O zaman bu da x eksi 7 bölü 2'nin parantez karesi olacaktı. Ee, 49 bölü 4 fazlalık olacaktı. 49 bölü 4 çıkartacaktınız. E, denklemden arkadaşlar ondan sonra yaptığımız hamleler aynı olacaktı. Sadece işlem kalabalığıyla uğraşmış olacaktınız. Ama ben dedim ya size bilmenizde fayda var. İkinci bir yol olarak diğer yoldan yapayım isterseniz arkadaşlar. Çemberin merkezi bakın x kare x artı y kare eksi 8 x artı 6 y eksi 11 eşittir 0. Bir kere x kare ve y karenin katsayıları 1 olmalı. Bazen 3 x kare artı 3 y kare veriyor. E, formülü e, eksi de bölü 2 eksi de bölü 2 o formülde uyguluyorsunuz. Hayır olmaz. Çember denklemi olması için x kare artı y kare şeklinde olmak zorunda. 3 x kare artı 3 y kare şeklinde verilmişse de çember denklemi olur ama çember denkleminin 3 katı olacağı için denklemi 3'e bölmek zorundasınız. Burası D oluyor arkadaşlar. Burası E olarak tanımlanmıştı. Burası da F'di. O zaman çemberin merkezi eksi de bölü 2'ye eksiye bölü 2’de. Yani bunun e, eksiyle çarpılmışı 2'ye böleceksiniz. 4'e. Eksiyle çarpılmışı da 2'ye böleceksiniz. Eksi 3 yaptı. Yarı çarpı formülü neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 kare içinde D kare artı E kare eksi 4 F. Bilmenizde fayda var. Burada da şu hatayı yapıyorsunuz. Tamam D kare'de sıkıntı yok. 64 artı E kare'de de sıkıntı yok. 36 eksi 4 çarpı F derken 4 çarpı 11 yazıyorsunuz. İşte bu yanlış. F'ye dikkat edin arkadaşlar. F işaretiyle birlikte alacaksınız. Eksi 11. Tamam Buradan da ne geldi? 1 bölü 2 çarpı kare üstünde 100. E, burası 44. 100'den 44 çıkınca kaç geliyor arkadaşlar? 100'den yok. 100 artı 44 yaptı. 144 yaptı. Kök 144 12 diye çıktı. 1 bölü 2 ile çarptık. O da kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. Evet 6 yaptı. Gördüğünüz üzere formülle de yapabilirsiniz. Formülsüzle de, de yapabilirsiniz. Eksi de bölü 2. Eksi de bölü 2 bilmenizde fayda var. Bilmeseniz de çıkartabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum. Ee, nerede içimize yarayacak? Çember belirtir mi? Belirtmez mi? Gibi şeyler karşımıza çıkacak. Evet. Aşağıdaki bir soru. Bu sefer bir önceki sorularda çözdüğümüz soruların aynıları böyle çemberin genel denklemi şeklinde de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Çemberin genel denklemi şeklinde karşımıza çıkabilir. Ne yapacaksınız? Merkezini bulacaksınız. Evet. Birincinin merkezi nedir arkadaşlar? <laughs> eksi de bölü 2 eksiye bölü 2. Yani hocam eksi eksiyle çarp e, yani eksi de bölü 2. Eksiyle çarp 2'ye böleceksiniz. 1'e eksiyle çarp 2'ye böleceksiniz. 1'e 2 noktası yaptı. Yarıçapını da bulalım arkadaşlar. 1 bölü 2 d kare d e f d kare 4 artı e kare 16 eksi 4 çarpı f 4 çarpı eksi 4 işaretiyle birlikte almayı unutmayın. Burası 16 16 32 36 6 yani yarıçapı kaç çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Öbürüne gelelim. Merkezimiz eksi de bölü 2. Yani eksi artı 6. Eksi e bölü 2. Yani eksi 10. Yarı çapta 1 bölü 2 kare içinde. D kare 144. Artı e kare. o 400. Eksi 4 çarpı. 4 çarpı eksi 120 olarak çarpmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. 644 ee, 480. 600 44. Şu ikisi yok. 544 şu ikisi. 544. Öbürü kaç yaptı arkadaşlar? Öbürünü de şey yaptı. Ee, kaç yapıyor? Artı burada mesela tam kareden yapmak daha mantıklıydı ama neyse. 480 yaptı arkadaşlar burası da. 4 yaptı. 8 4 daha 12. Ee, 1024 yaptı. Ha, 1024. 2'nin kuvveti ya. 2 4 8 16 32 64 128 216 e, 216, 512, e, 512, 1024. 10. kuvveti bu. 2'nin 10. kuvveti arkadaşlar. 2'nin 10. kuvvetini kara köküne aldığım zaman 2'nin 5. kuvveti yapar. 2'nin 5. kuvveti de kaç yapıyor arkadaşlar? 32 yapıyor. O zaman e, şurası 32 yaptı arkadaşlar. Şurası kök dışına 32 çıktı. Bir de 1 bölü 2'si de var. Kaç yapıyor? 16 yapıyor o zaman. Tamam. Şimdi bu çemberlerin birbirine göre durumları istenmiş arkadaşlar. Şimdi merkezimiz kaça kaç? 1'e 2 olan bir çember çizeceğim. Öbüründe de merkezi kaça kaça olan bir çember? 6'ya eksi 10 olan bir çember çizeceğim. İki çemberin birbirine göre durumu nasıldır? Hocam ya kesirler ya teğettirler ya da hop şöyledirler. Nereden anlarım? İki nokta arasındaki uzaklığa bakacağım. İki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı 5. Y'ler farkı 12. 5, 12, 13. Evet burası 13. Birinin yarıçapı kaç? 3. Birinin yarıçapı kaç? 16. Hmm, çok güzel. Birinin yarıçapı 3, birinin yarıçapı 16. Demek ki bunlar birinin yarıçapı 3, birinin yarıçapı 16 ise şu şekilde olamazlar. İki nokta arasındaki uzaklık ne oldu arkadaşlar? Ee, sonuçta 13'ten büyük oldu. Demek ki teğet de olamazlar bunlar, değil mi? İki nokta arasındaki uzaklık 19 yaptı. Bunlar ne olmak zorunda arkadaşlar? İç içe olmak zorunda. Ama iki nokta arasındaki uzaklık 13. Bunun yarıçapı da 3 dediğim zaman bakın 13, 3. A 16 yapıyor. Öbürünün yarıçapına eşit oldu. Ha, bunlar ne olmak zorunda o zaman arkadaşlar? Çıklarda da bakarsınız zaten. O zaman bunlar şu şekilde olmak zorunda. İçten teğet olmak zorunda. Niye? Birinin yarıçapı kaç arkadaşlar? İki nokta arasındaki uzaklık 13. Birinin yarıçapı kaçtı arkadaşlar? Birinin yarıçapı da kaçtı? Ee, birinin yarıçapı iki nokta arasındaki uzaklık 13. Birinin yarıçapı kaç? 3. Diğerinin yarı çapı da 16 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Gördüğünüz üzere. Yani birbirine ne oldu arkadaşlar? İçten teğet iki çemberle karşılaştık arkadaşlar böyle. Aa, cevap anahtarında ne olurdu mesela? Ayrık çemberler. iki noktada kesişen çemberler. E, ondan sonra birbirine dıştan teğet çemberler. Birbirine içten teğet çemberler. E, iç içe olan çemberler ve kesmeyen çember, Teğet olmayan çember şeklinde olabilirdi. Böyle bir yorum sorusu da karşınıza çıkabilirdi arkadaşlar. Ben bu sorunun aynısını şu şekilde x-1'in karesi y-2'nin karesi şeklinde de yazabilirim. Bu şekilde. Şunu da tekrar etmek için burada da bu şekilde yazdım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. ifadesi bir nokta belirtiyorsa işte yarıçap çapı formülünüzü aklınıza gelecek. 1 bölü 2 çarpı d kare artı e kare eksi 4 p. Hmm. İşte buradaki dek, kök içindeki ifade büyük sıfırsa çember belirtir. Eşit sıfırsa nokta belirtir. Küçük sıfırsa da çember belirtmez diye söylemiştik. O zaman burada ne olması lazım? D kare artı e kare eksi 4 f'ye bakacağız sadece. Eşit sıfırsa nokta belirtir diyeceğiz. D kare dediğimiz D dediğimiz x'in katsayısı, E dediğimiz y'nin katsayısı, F dediğimiz de burası arkadaşlar. Ama x kare ve y kare'nin katsayısı 1 ise diyorduk buna. o zaman <laughs> D kare dediğimiz M kare artı E kare dediğimiz 36 eksi 4 çarpı F. F dediğimiz işaretiyle birlikte almayı unutmayın. Ne olması lazım arkadaşlar? Sıfıra eşit olması lazım. O zaman m kare buradan ne eşit oluyor arkadaşlar? m m'nin değeri kaçtır diye soruluyor bize. Tamam. m'nin pozitif değeri ya da negatif değeri de sorulabilirdi arkadaşlar. Ee, buradan ne geldi arkadaşlar? Artı 40 geldi. Burası kaç yaptı? Artı 40 ise 76 yaptı. Oba. Bir yerde hata yaptık. İfadesi d kare artı e kare eksi 4 f'nin sıfıra eşit olması lazım. Ee, evet. İşlem hatası yaptık. D kare artı E kare. Yani eksi 6'nın karesi. 36. Ee, eksi 4 çarpı F. F dediğimiz eksi 10. Burada herhalde şunu yanlış yazmışım arkadaşlar ya. Şunu düzeltmemiz lazım sanki. Buradan ne geliyor çünkü? Buradan e, M değerini bulamayız arkadaşlar. M değeri gelmez. Çünkü buradan ne geliyor arkadaşlar? 36 40 daha 76 geliyor. Yani eksi, eksi 76 olur. Ki böyle bir şey söz konusu değildir arkadaşlar. O yüzden ben şurayı değiştiriyorum arkadaşlar. Şurayı ne yapıyorum? Şurayı artı, artı yapıyorum. Tamam mı gençler? Şurayı artı yapalım. O zaman şurası ne yapsın arkadaşlar? 4 çarpı 10 yapsın. Evet. Ona göre düzeltip öyle işlem yapalım. O zaman burası kaç yaptı? 4 çarpı 10 yaptı arkadaşlar. 4F eksi 4F. D kare artı E kare eksi 4F. Bu eşittir 0 olmalı. Yani M kare şu 40 eksi 4 yaptım burası. O zaman öbür tarafa geçti. Artı 4 yaptı. Hem de buradan kaç gelir arkadaşlar? Artı eksi 2 şeklinde bulunur. Evet orayı ben yanlış yazmışım arkadaşlar. Orada bir düzeltme yapalım. Tamam mı? M'nin değeri nedir? M'nin pozitif değeri sorulursa 2'dir. Negatif değeri sorulursa da eksi 2'dir diye söyleyebiliriz. Geldik şu soruya. Denklemi çember belirttiğine göre. Ha, çember belirttiğine göre ne olmalı arkadaşlar? X karenin ve Y karenin katsayıları eşit olmalı ve mümkünse 1 olmalı. O zaman burada m kaç gelecek arkadaşlar? 2. X y'li terim olmamalı. Çünkü x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesinden x çarpı y'li bir terim gelemez arkadaşlar. O zaman n eksi 3'ün 0 olması için n'in de 3 olması lazım. Denklemde yerine yazalım. 2x kare şu gitti. Artı 2y kare. m 2 bulduk ya. Artı 6x. Eksi 4 çarpı n y. Yani 12y. Artı 1 eşittir 0. Hocam eksi de bölü 2 eksi de bölü 2 olmaz. Niye? Denklemi 2'ye böl kardeşim. X kare artı y kare şeklinde olmalıydı arkadaşlar bu formülü uygulayabilmek için. Yani 2'ye böl x kare artı y kare artı 3x eksi 6y artı 1 bölü 2 eşittir 0. Merkezimiz nedir? Eksi de bölü 2 eksi de bölü 2. Yani eksi 3 bölü 2 eksi 2 değil e, artı 3 yapacak arkadaşlar. E, eksi 2'ye böleceğiz. O zaman cevabımız eksi 3 bölü 2 artı 3 yaptı arkadaşlar. Olay bu. Bir de eşitsizlik sisteminde bize bir şeyler sorabilirler arkadaşlar. Eşitsizlik sistemi sorulduğunda da ne yapıyoruz? Tabii ki yine aynı işlemi yapıyoruz. Arkadaşlar x kare artı y kare. Bakın herhangi bir çember denklemi gelirse, mesela şöyle bir çember denklemi geldi x eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. Ee, küçük eşittir. 36 dedi mesela. Merkezi kaça kaç olan 1'e 2 olan bir çemberin merkezi 1'e 2 olan çemberin çizdin. yarıçapı da 6 olan çemberi çizdin. Küçük eşit dediği için içidir arkadaşlar. Büyük eşit deseydi dışıdı. Ha eşitlik olmasaydı çemberimiz nokta nokta şeklinde olacaktı arkadaşlar. Tamam. Doğrudakini de zaten siz biliyorsunuz. Bir de böyle bir soru da yine güzel bir soru arkadaşlar. Yine karşılaşabileceğimiz tarzda bir soru. Buraya da dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz tabii ki. Şimdi şöyle bir şey verilmiş. Bu neydi? Merkezi kaça kaç? Sıfıra sıfır. Merkezil bir çember arkadaşlar. Merkezi sıfıra sıfır. Yarı da 6 olan bir çember. Bu da x artı y eşittir 6 grafiği arkadaşlar. Burada da x yerine sıfır yazsak y'si kaç geldi? 6. Y yerine sıfır yazsak y yerine sıfır yazsak o zaman x'e kaç geldi? 6 geldi. Evet nerede kesiyor? Y'yi altta, x'i de altta kesen bir denklem arkadaşlar. Şimdi analitik düzlemi çizelim isterseniz. Analitik düzlemde çizdiğim zaman kaça kaç yarı çapı? Merkeze bir çember çizeceğim. yarıçapı da 6. Evet şu şekilde bir çemberi çizdik arkadaşlar. Yarı çapı 6. Yani burası 6 birim. Burası 6. Burası eksi 6. Burası da eksi 6 noktası yapacak arkadaşlar. Peki bunu çizdik. Bunu çizdikten sonra bir de öbür x artı y küçük eşit 6 x artı y küçük eşit 6 demek de şunun grafiği değil midir arkadaşlar bu? Evet. Bu küçük eşit 36 dedi. Çemberin iç bölgesi. Bakın bu çemberin iç bölgesi arkadaşlar. Şu çemberin iç bölgesi. İç bölgesi. Burada da y küçük tarafta olduğu için alt tarafı değil midir arkadaşlar? Y küçük tarafta olduğu için evet y küçük tarafta olduğu için alt tarafı eşitsizlik sistemini sağlayan bölgenin alanını bulunuz diye soruyor bize arkadaşlar. Evet x kare artı y kare bu x artı y küçük eşit altı büyük eşit deseydi şu kesmenin alanını bulacaktık arkadaşlar. Ama bizden neresi isteniyor? Evet çemberin içi olacak. Yani burası olacak arkadaşlar. Ve neresi olacak arkadaşlar? Bu doğrunun da alt tarafı. Bizden bu isteniyor. <laughs> e arkadaşlar burası kolay artık. Niye kolay hocam? Çünkü hocam burada bir çeyrek daire var. Burada da bir çeyrek daire var. Burada da bir çeyrek daire var. Nerede şunu yapacaktım? Hocam tüm alandan şurayı çıkartayım diyecektim. Burayı bulmak için de çeyrek dairenin alanından eğer burası sorulmuş olsaydı şu üçgenin alanını çıkartacaktım arkadaşlar. Bu üçgenin alanını çıkartacaktım. Ama böyle gerek yok ki. Şimdi dikkat ederseniz ne var arkadaşlar orada? Burada çeyrek daire, çeyrek daire, çeyrek daire bir de üçgen var. Buradakilerde de 6 6. Yani 3 çeyrek bir de üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar bizden. O zaman eşitlik sisteminin bölgesini sağlayan bölgenin alanı ne yapacak arkadaşlar? 3 tane pi r kare bölü 4 artı üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Şu üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2'ye eşit olacaktır. 36 bölü 4 9 yani 27 pi artı 18 yapar cevabımız arkadaşlar. Evet analitik geometride harbiden şu anlattıklarımı çok iyi bir şekilde anladıysanız büyük ihtimalle sınavda soru kaçırmayacaksınız. Ve çok az bir bilgiyle yaptık bunu. Ama bilgi aslında çok. Çemberin analitinde çok az bir bilgiyle yaptık. Bilgi nerede çok? Çember özellikleri karşımıza çıkıyor. Analitik özellikleri karşımıza çıkıyor. Ve yorum karşımıza çıkıyor. Ama bu yorumu yaparken nereden yapıyoruz arkadaşlar? Analitik bilgisinden yapıyoruz. Çember bilgisinden yapıyoruz. Ve ona göre işlem yaptığımız için arkadaşlar e, çember analiti de aslında bize kolay geliyor. Bir, çemberin denklemini bil. İki, çemberin genel denkleminde eksi de bölü 2 eksi de bölü iki bil. Bir de yarı çapı işte bildik daha sonra çember belirtir mi belirtmez mi onu bil. Bu kadar ya. Bütün çember analitindeki soruları rahat bir şekilde yapabilirsin. Yani vay efendim çemberle noktanın birbirine göre durumu doğruyla da birbirine göre durumuymuş. İşte iki çemberin birbirine göre durumuymuş. Bunları hiçbir şekilde ezberlemene şey yapmana gerek yok. Ne yapacaksın? Basit bir şekilde yorumunu kağıt üzerinde göstereceksin. Başka da bir şey yapmayacaksın. Çember analitiği bu kadar arkadaşlar. Yani ekstra bir bilgiye gerek yok. Bakın bir sürü soruyu da zaten oradan çözdük. İstediğiniz kitabı açın. İstediğiniz kitapta, istediğiniz kaynakta bir soru getirin bana. O bilgilerle yapacağım. Siz de o bilgilerle yapabilirsiniz. Yani bu temel noktalarla yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz deneme sınavındaki soruyu. Yani hep buradaki bilgilerle. Yani o gösterdiğim en baştaki gösterdiğim şu temel yapıyla yapacaksınız zaten arkadaşlar. Şu temel yapı. Çember denklemini bil. Genel denklemini bil. Eksi de bölü 2, eksi de bölü 2 ve yarı çap formülünü bil. Bitti bir de işte yarı çap formülünden dolayı çember belirtir belirtmez formüllerini de zaten çıkartıyorsun zaten. Tamam mı gençler? Evet. Böylelikle çember analitini de halletmiş oluyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.